Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Önemli bir haberle sizlerle birlikteyiz. Bugüne kadar yaklaşık 2,5 yıldır sizlere video yapmaya devam ediyoruz. Ve bugüne kadar ulusal medyada özellikle Sabah gazetesinden ve ATV haber grubundan aldığımız haberlerin hemen hemen hepsi doğru çıktı arkadaşlar. O yüzden bu habere de güveniyoruz. Yine bu haber Yeni Asır grubu Sabah gazetesi grubunda yer aldı. Kamu çalışanlarına 10 kat fazla promosyon geliyor diye haber yaptılar. Dünden beridir. Hem dediğim gibi hükümete yakınıyla bilinen ulusal medyada hem Yeni Asır'da hem Sabah gazetesinde arkadaşlar bu haber oldu. Haber aynen sizlere sunacağız. Hatırlarsınız daha önce de taşerona kadro geldiğini, sözleşmeliğe ve EYT düzenlemesinin yapılacağını ilk bu Sabah gazetesi grubundan duyurmuştuk sizlere. Yine aynı şekilde duyuruyoruz. Umarız gerçek olur arkadaşlar. Evet, emekli vatandaşlara ödenen ve 10.000 TL'ye dayanan promosyonlar sonrasında kamu çalışanlarına da aldıkları eski promosyon oranında 10 kat daha fazla promosyon imkanı geliyor demiş haberde. Kamu çalışanlarına 10 kat daha fazla promosyon geliyor. Son dönemlerde enflasyona karşı bağlı olarak çalışanların emeklilerin maaşlarında meydana gelen artışlar sonrasında özellikle emekli maaşlarına karşılık bankalar tarafından yüksek rakamlar ödenmeye başladı. Bankalar arasında yaşanan rekabet sonrasında emeklilere ödenen 3 yıllık promosyon tutarı 10.000 TL'ye dayandı. Durum böyle olunca kamu çalışanları da aynı şekilde yüksek promosyonlar almaya başladı. Anlaşmaları sona eren kamu kurumları 40.000 TL'lere dayanan anlaşmalar yaparken, anlaşması kısa bir süre önce düşük tutarlardan imzalanan kamu çalışanları ise sözleşmelerinin revize edilmesini bekliyor. Yeni promosyon anlaşmaları 30-40.000 TL bandında. Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre promosyon anlaşması revize edilmeyen kurumlarda promosyonlardaki tazminat maddesi devreye sokulacak. Kamu çalışanı sözleşme üzerinden geçen süreyle orantılı olarak alınan promosyon tutarının bir kısmını iade edecek ve sözleşme iptal edilecek. İlk yıl sözleşmeyi feshedenler tamamını, ikinci ve üçüncü yıl feshedenler ödenen promosyon tutarının %50'sini iade eder. Maddesi kapsamında iptal edilen sözleşme yeniden yüksek tutarlarda imzalanabilecek. Yeni imzalanan tutarların 30-40.000 TL bandında olması bekleniyor diyor haberde arkadaşlar. Dediğim gibi bu haber hükümete yakınıyla bilinen Yeni Asır grubu, Sabah gazetesi grubu, ATV grubunda haber oldu. Biz de aynen sizlere yansıttık. Umarız gerçek olur. Haberin başlığına dikkat deyip videoyu burada bitiriyorum. Kamu çalışanlarına 10 kat fazla promosyon geliyor. Umarız gerçek olur ve umarız AK Parti bir adım atar ve Türk kamu çalışanlarının cebine en azından şöyle 10-15 bin TL, belki 20 bin TL para girer arkadaşlar. Biz promosyon noktasında gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Takipte kalınız.